Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, Bayraktar TB3 fırtınası yaşanıyor. Türkiye'yi radara aldılar. Değerli izleyenler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeni teknolojisi Bayraktar TB3 başarılı uçuş testlerinin ardından dünyadaki savunma sektörünün radarına girdi. Birçok ülkeden rağbet gören Türkiye'nin savunma sanayisi Bayraktar TB3 ile yeniden ilgileri üzerine çekmeye başladı. Air4J Teknoloji'de yer alan bir haberde Bayraktar TB3'e atıfta bulunularak Türkiye'nin savunmadaki gelişim yakını takip edildi. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Bayraktar TB3 insansız muharebe hava aracı 5. başarılı uçuş testiyle bir dönüm noktasına ulaşarak iniş takımı kapalıyken orta irtifa uçuş kabiliyetini ortaya koydu. Yerli olarak geliştirilen motorla donatılan Bayraktar TB3 uçak gemilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup güçlendirilmiş iniş takımı, katlanabilir kanatlar ve artırılmış güç sunuyor. Tekirdağ ilindeki son test uçuşunda önceki testlerde 130 km/saat hız sergiledi. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X'te başarıya doğrularken Bayraktar TB3 5. uçuş testini başarıyla tamamladı dedi. Türkiye'nin yeni hizmete giren uçak gemisi TCG Anadolu gibi gemilerde görev yapmak üzere tasarlanan Bayraktar TB3, önceki model olan Bayraktar TB2'ye göre güçlendirilmiş iniş takımlarına, katlanabilir kanatlara ve daha güçlü bir motora sahip. Kıymetli izleyenler, son uçuş testleri UCAV'ın taşıyıcılar üzerinde operasyonel hazırlığının önünü açarak denizcilik ortamlarında stratejik avantajlar sağladı. Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve havacılık festivali Teknofest'te ilk kez halka açık sergilenen TB3, gelişmiş yetenekleri ve taşıyıcı tabanlı operasyonel potansiyeliyle de dikkat çekti.